Cicero'nun gençliği. Priştine'de dünyaya gelen Bazna askeri akademiyle devam ettikten sonra 16 yaşında Fransız ordusuna yazılmıştır. Ancak hırsızlık yaparken yakalandığı için mahkum edilmiş ve çalışma kampında 3 yıl hapis cezası çekmiştir. Daha sonraki dönemde Fransa ve sonrasında Türkiye'de büyükelçiliklerde kapıcılık, şoförlük ve koruma görevinde bulunmuştur. O dönemde diplomatik çevrelerde ve en geçerli dil olan Fransızcayı ve diğer bazı dilleri çok iyi konuştuğu için bu tür işlerde tutunabilmiştir. Cicero, İlyas Bazda'nın casusluk hayatı. İkinci Dünya Savaşı yıllarının Ankara'sında önce Yugoslavya Krallığı Büyükelçiliğinde, daha sonra Almanya Büyükelçiliğinde çalışmıştır. 1943 yılında Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Hugh Campbell Hogarth'ın yanında uşak olarak çalışmaya başlamıştır. Burada fotoğrafladığı gizli askeri belgeleri Franz von Papen'in sefareti dönemindeki Ankara'daki Almanya Büyükelçiliğine satmıştır. Almanya Büyükelçiliğinde ateşelik yapan ve kendisine yaklaşık 20 bin sterlin karşılığı elindeki 56 belgeyi satma önerisinde bulunmuştur. Kısa bir süre ücretli bir Alman ajanı haline gelmiş ve Alman istihbaratı servisine kendisine Cicero kod adı verilmiştir. Müttefiklerce düzenlenen uluslararası toplantılar ve bazı bombardıman planları hakkında önemli bilgiler aktarmış olmakla birlikte Normandiya çıkarmasına ilişkin birçok istihbarat ulaştırmıştır. Tüm bu dönem boyunca Ankara'daki İngiliz istihbaratı görevlileri ise Bazda'nın İngilizce anlamadığını zannetmekte ve kendisini casusun şüphelenmeyecek kadar eğitimsiz ve aptal olarak görmekteydi. İlyas Bazna, 1944 yılında Alman Büyükelçiliğinde görevli bir sekreterinin müttefikler safına iltica etmesi üzerine ele geçmekten korkarak İngiliz Büyükelçiliğinin yanındaki görevinden ayrılmıştır. Hizmetleri için Nazi Almanyası İstihbarat Servisi Eber tarafından kendisine 300 bin sterlin ödenmiştir. Serdar Akar'ı yönetmenliğinde ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Elyas Bazda'nın hikayesini anlatan Cicero isimli sinema filmi 2019 yılının Ocak ayında vizyona girmiştir. İlyas Bazda 2. Dünya Savaşı'nda aldığı paralarıyla Arjantin'e kaçmıştı. Fakat aldığı paraların sahte olduğunu öğrenen İlyas Bazda, sefalet içinde bir yaşam süren Cicero Elyas Bazda, Münih'te 1970 yılında 66 yaşında böbrek yetmezliği sebebiyle yoksul bir gece bekçisi olarak vefat etmiştir.